Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele için kararlılığını bir kez daha vurguladı ve bu iş Afrin'le bitmeyecek, arkada İdlib ve Münbiç var dedi. İstanbul'da partisinin ilçe kongrelerine katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la dün yaptığı telefon görüşmesine de değindi. Buralardan geri adım atmayız dedik ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ şüphelisi bazı iş adamlarının para karşılığı serbest bırakıldığı yöndeki iddialarını değerlendirdi. Cuma namazı sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil dedi, yargıyı işaret etti. İstanbul'da yolu uzatarak müşterisini dolandırdığı suçlamasıyla yargı önüne çıkarılan ilk taksi şoförünün davası başladı. Taksi şoförü müşterilerinin bağırarak konuştukları için sapakları kaçırdığını iddia edip inanılması güç bir savunma yaptı. Evet, geride kalan haftanın son iş gününün Cuma'nın gündemine öne çıkan bazı haber başlıkları böyleydi. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası gece bakışında olacak diyoruz. Hemen başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele için kararlılığını bir kez daha vurguladı. Erdoğan, hamdolsun şu anda Afrin harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiş var. Buralarda da hak tecelli edene kadar yola devam dedi. İstanbul'da partisinin ilçe kongrelerine katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la dün yaptığı telefon görüşmesine de değindi. Buralardan geri adım atmayız dedik ifadesini kullandı. İşte ayrıntılar. İnlerine gireceğiz dedik mi? Girdik mi? Ve kaçacak delik aradılar. Teröristler Afrin'den temizlendi. Hainlerin bıraktığı tuzaklarda birer birer imha ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlere gereken ders verildi dedi. PKK-PYD ile beraber oldu. Öyle mi? YPG ile beraber oldu. Ve değerli kardeşlerim, onlara orada gereken ders verildi mi? Zeytin Dalı harekatında kontrol altına alınan bölge hakkında da bilgi verdi. Daha önce Fırat Kalkanı harekatında öyle Allah bunlara gereken ders verildi. Şimdi burada da 2000 dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Trump ve Putin'le yaptığı telefon görüşmelerine de değindi. Operasyonların bitmeyeceğini söyledi. Amerika Başkanı Sayın Trump'la da bu işleri konuştuk. İki gün önce Sayın Putin'le de bunları konuştuk. Ve dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız dedik. Şu anda Afrin harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk. Ama Afrin'le bitmeyecek iş. Arkada İdlib var. Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili endişelerini dile getiren ülkelere de sert çıktı. Türkiye'nin Afrin operasyonundan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerine desteğini bir kez daha sert dille eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadele ediyoruz diyerek Irak ve Afganistan'ı işgal eden bir ülke bugün de başka terör örgütlerine destek veriyor dedi. Terörle mücadele edeceğim diye Irak gibi, Afganistan gibi ülkeleri işgal eden bir ülkenin bugün bir terör örgütüne destek verdiğini tüm dünya kabul ediyor.
Onun yüzüne söylemese de kabul ediyor ama onun yüzüne bunu söyleyen tek ülke var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Söyleyebilen tek lider vardır, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir başbakan vardır, Binali Yıldırım. Bunu söyleyebilen dünyada bir dışişleri bakanı vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanı. Aynı şekilde DAEŞ, En-Nusra, El-Kaide bunlar bizim dinimizi suistimal ediyor. Bugün Türkiye Suriye'de 3000'den fazla, Irak'ta da 800'den fazla DAEŞ'i teröristi etkisiz hale getirmiştir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında terör örgütünün Amerikan askerlerinin koruması altında üstlendikleri Münbiç için gerçekleştirilen görüşmeler henüz sonuca bağlanmadı. Bu arada PKK-YPG terör örgütünün varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesini Amerikalı askerler ve sivil yetkililer ziyaret etti. Ve bu skandal ziyarette Amerikalı komutanlar PKK'lı teröristlerle sokağa çıkıp dolaştı, esnafla sohbet etti, kameralara poz verdi. Öte yandan Amerikan yönetiminden Münbiç konusunda farklı açıklamalar gelmekte. Dışişleri Bakanlığı Münbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok diyor. Pentagon'dansa net bir açıklama yapılmak istenmiyor. Bundan kaçınıyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Münbiç'e gitti. Amerikalı yetkililer Suriye Demokratik Güçleri adı altında faaliyet gösteren PKK-YPG'li teröristlerle görüştü. Daha sonrasında kenti gezdi. Amerikan heyetine DAEŞ'le mücadele koalisyonunun sözcüsü General James Gerard liderlik etti. Bu ziyaret öncesinde Washington'dan Münbiç konusunda farklı açıklamalar geldi. Türk yetkililere Amerikan askerlerinin Münbiç'te olduklarını, müttefiklerinin çıkarlarını savunduklarını anlattık. Bizim ayrılmak gibi bir niyetimiz yok. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Türkiye ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu görüşmeler çok önemli ve Suriye konusunda Türk hükümeti ile konuşacağımız çok şey var. Henüz bir sonuca bağlanmadı. Görüşmelerin devam etmesini umuyoruz. Pentagon ise muğlak konuştu. Koalisyon güçleri şu anda Münbiç bölgesinde. DAEŞ kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Münbiç bölgesinde yerel sivil konseyi istikrarı sağlaması için destekliyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Galloway, Münbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı sorusuna net cevap vermekten de kaçındı. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgedeki su sorunu da çözüme kavuşturuldu. Teröristler Meydanki Barajı'nın vanalarını kapattığı için Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e 6 ay aşkın bir süredir su verilemiyordu. Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle bölge halkı yeniden suya kavuşuyor. Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Afrin'de hayat hızla normale dönüyor. Yerleşim yerlerindeki sorunlar bir bir çözülüyor. Afrin'i işgal eden terör örgütü YPG-PKK, Meydanki Barajı'nda vanaları kapattı. Fırat Kalkanı bölgesindeki Aziz ilçesine 6 yıldır su verilmiyordu. Barajın kontrolünün sağlanmasıyla Aziz'e yeniden su verilecek. Bazı yerlerin tarımsal sulaması da buradan yapılıyordu. PKK burayı ele geçirdikten sonra Azez'e giden suyu kesti. İnşallah bundan sonra Azezliler de Afrinliler de bu temiz sudan içer. Türkiye'nin desteğiyle arızası giderilen barajdan kısa sürede bölgeye temiz ve kesintisiz su verilmesi planlanıyor. Ve Afrin'de teröristlerin halkta açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye şefkat elini terör mağdurlarına Afrin'de de uzatıyor. TRT Haber muhabiri Şahin Karamanlı'nın izlenimlerini kameraman Mehmet Fatih Şenel'in görüntüleriyle getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Sizler için buradayız. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Abdülmuhammed Şeyhoğlu. Abdülmuhammed Şeyhoğlu. İsimler birer birer okundu.
yardım kolileri terör mağduru sivillere dağıtıldı. Terör örgütü YPG PKK'dan kurtarılan Mirkan köyündeyiz. Terör örgütünün açtığı yaraları Kızılay burada sarmaya başladı. Bugün bu köydeki 400 aileye gıda ve hijyen malzemesi dağıtıyor. Kolların içinde bir ay yetecek, bir aileye bir ay yetecek kadar kuru bakliyat, un, şeker, yağ, fasulye, nohut şeklinde hazırlanmış olan gıda kolimiz var. Bunun yanında bir de hijyen seti dağıtıyoruz. Bunu periyodik sürelerle tekrarlayacağız. Afrinli köylüler terör örgütünün bıraktığı acı izleri unutmaya çalışıyor. Terör bizi evimizden, yuvamızdan etti. Çok zor günler geçirdik. Çok şükür getirdikleri yardımlar çok yararlı oluyor. Tarlamızı, ağaçlarımızı hep kestiler. Koyunlarımızı da aldılar. Biz neyle geçineceğiz? Bize çok sıkıştırıyorlar. Ben dedim, bana öldürürse ben gene size beraber gitmem. Eşim 80 yaşında hasta. PKK bizi tehdit etti. Çok şükür şimdi yardım geliyor. Kızılay'ın şefkat elini uzattığı bir başka bölgede Mağbatlı beldesi. Afrin merkezinde ve beldelerde mayın arama, tarama, temizlik faaliyetleri devam ediyor. Ve bir yandan da Kızılay hemen olay yerine gelip burada terör örgütünün açmış olduğu yaraları kapıyor ve sivillere, masumlara yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Türkiye terörden temizlediği Afrin'de halkın huzur ve sağlığı için de insan yardım çalışmalarını sürdürüyor. Aralıksız olarak bölgeye sürekli koli koli, tırlar dolusu malzeme götürülüyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gün içerisinde bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şimdi bölgeye döneceğiz, sıcak bölgeye. Ama insani yardım boyutuyla artık hararet var. Öte yandan el yapımı patlayıcılar, tuzaklanan mayın ve diğer mühimmatların temizlenmesi, bulunup ortaya çıkarılması çalışmaları var. Bunlar devam ediyor. Bu boyutuyla da sıcak ve son bilgiler ne diyelim? Bölgede bulunan arkadaşımız Şahin Karamanlı bize aktaracak. Bakalım 23 Mart 2018 tarihli not defterinde neler yer almakta Şahin? Fuat Kozluklu Afrin kırsalında mayın arama, tarama ve imha faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan operasyon da devam ediyor. Bugün 3 köy daha terör örgütü YPG PKK'dan kurtarıldı ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı da artıyor. 3731 oldu. Terör örgütü YPG'nin PKK'nın kaçıp gittikten sonra arkasında bıraktıkları mühimmata da ulaşıyor Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu. Bugün yine çok sayıda havan, roket, anti-tank mühimmatı ve grad füzeleri bulundu. İşte o füzeler operasyonun başlangıç tarihlerinde Reyhanlı'ya ve kilise atılıyordu. Ne yazık ki orada insanlarımızın hayatına mal oluyordu. Bir yandan Afrin kırsalında temizlik faaliyetleri, mayın, el yapımı patlayıcı, sensörlü tuzakların imha faaliyetleri devam ediyor. Bir yandan da operasyon devam ediyor. Teröristler de kaçmaya devam ediyor. Afrin'in güneyinden Tel Rifat bölgesine, ardından Halep'in kuzeyine ve oradan da Münbiç'e kaçtığı bilgilerini alıyoruz. Ve bir yandan da yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün AFAD'la birlikte Afrin'in Hasırki köyüne gittiler. Orada AFAD'la birlikte yardım kolilerini bizzat oradaki sivillere, masumlara dağıttılar ve birliğin tabibi de oradaki sivilleri, masumları kendisi muayene etti. Yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Buna AFAD ve Kızılay öncülük etmişti. Bizler de Kızılay ile birlikte bugün terör örgütü YPG'den, PKK'dan en son kurtarılan Mağbatlı beldesine gittik. Orada Kızılay'ın yapmış olduğu yardımlara tanık olduk. Oradaki sivillere, masumlara Kızılay yardım elini uzattı. Onlara gıda malzemesi verdi. Konserve yemekler dağıtıldı. Battaniyeler dağıtıldı ve hijyen paketleri dağıtıldı. Ardından Mirkanlı ve Mama Uşağı köyüne de ulaştı Kızılay. Hemen bölgeye terör örgütü YPG'den, PKK'dan kurtarılan son belde olan Afrin'den sonra kurtarılmıştı Mağbatlı beldesi. Hem o beldeye hem o beldeye ait iki köye de yardımlarına ulaştı. Bizler de onu gün boyunca ekranlara getirmeye çalıştık. Kızılay'ın bu yapmış olduğu yardıma tanık olduk.
Afrin bölgesinde bir yandan mayın arama tarama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan operasyon da devam ediyor. Dediğim gibi bugün 3 köy daha alındı ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3731 oldu. Bir yandan da şefkat elini uzattı Türkiye. AFAD ve Kızılay'ın öncülüğünde ve Türkiye'den birçok yardım derneğinin ve vakfın öncülüğünde oradaki sivillere, masumlara elinden gelen yardımı esirgemiyor Türkiye diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Şahin Karamanlı Azez kırsalından bildirdi. Saatler 23.16'yı gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir ismin görevine daha son verdi. Amerikan medyasının bazı yayın organlarının ifadesiyle söylersek bir ismi daha kovdu. Ve bir ismi daha kovarken sosyal medyayı kullandı. Amerikan geleneklerine, başkanlık dinamiklerine tarihsel olarak alışılmadık bir biçimde hareket eden Trump'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu görevden almayı ve bu görevden aldığı isimler sıra dışı isimler Amerikan siyasetinde. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kor General Raymond McMaster. O da bu şekilde sosyal medya üzerinden görevine son verilen bir isim oldu. Günlerdir konuşuluyordu aslında, haftalardır. Ama Trump Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almadan önce yaptığı gibi McMaster konusunda da hayır öyle bir şey yok dedi. Demek ki öyle diyorsa tam aksi olacak gibi bir anlam çıkıyor. McMaster görevini 9 Nisan'da John Bolton'a devredecek. Bolton önemli bir isim. Trump'ın 14 aylık görev süresindeki 3. Ulusal Güvenlik Danışmanı oluyor ama geçmişte Birleşmiş Milletler'de daimi temsilci olarak görev yaptı ve hayli sert, Şahin diye tanımlanan kesimin içerisindeki bir isim. Ve Donald Trump geçtiğimiz günlerde, az önce belirttik, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son verildiğinde sosyal medyadan duyurmuş ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirildiğini açıklamıştı. Pompeo'nun da göreve başlaması Mayıs'tan önce olamayacak. Kongrede bir dizi oturumda soruları yanıtlayacak, onay alması gerekecek. Sistem böyle Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu görev değişimlerine, dış politikayı ve aynı zamanda bunun Türkiye ilişkileri nasıl etkileyeceğini, ne yönde etkileyebileceğini sormak istiyoruz. Sadece bu sorular değil, daha fazlası var. Bunun için de uluslararası ilişkiler konusunda uzman bir isimle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemi, yapıyı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ilişkiler dinamiğinde çok iyi bilen bir isimle konuşmak istiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doçent Doktor Burak Küntay bizlerle beraber. Burak Küntay bize ne getirmiş olabilir? Uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nde de bulundunuz geçtiğimiz haftalarda. Orada yine düşünce kuruluşlarıyla, düşünce kuruluşlarının toplantılarında Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdiniz. Şimdi bir mola yine gidiyorsunuz değil mi? Evet, yine gidiyoruz. Peki. Nisan'da. O zaman bir uzmanla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha yineleyelim izleyenlerimize. Hangi noktaya geldik Türk-Amerikan ilişkilerinde? Afrin konusunda sanki bir iki böyle laf ettiler ama çok ciddi bir engellemeyle karşı karşıya kalmadık diyenler de var. Asıl Münbiç masada diyenler var. Öncelikle bu görev değişimleri, çünkü Pompeo'yu 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki Türk-Amerikan dostluk grubunda yanılmıyorsam yer alıyordu. Ama 15 Temmuz'da çok olağanüstü, aksi bir yönde tweet attı, mesaj attı. Türkiye'ye inanılmaz ağır ithamlarda bulundu. Bolton'sa ben hatırlıyorum, orada görev yaptığım dönemde oldukça şahin ve Türkiye karşıtı söylemlerde yer almış birisi. Ne dersiniz hocam? Şimdi bir kere üçe bölelim. Çünkü öyle bir döneme geldik ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde ve Amerikan dış politikasında eskiden olan bir şeyi, atanan birini böyle adeta bir güzergah çizmiş gibi dünyaya nasıl etki edecek, Türkiye'ye nasıl etki edecek diye bir çizgi çekebilirdik. Artık o çizgiler Trump döneminde yok. Yani bir iç politikada bakmak lazım. Niye değişti? İki, Amerika'nın genel dış politikasını nasıl etkileyecek? Üç, Türk-Amerika ilişkilerinde durum ne? Ve inanın bana bunlar birbirinden tamamen ayrı seyreden noktalara geldi. Birden başlayalım. Tabii. Şimdi bir kere birinci noktaya gelelim. McMaster'ı zaten geçen hafta Pompeo'nun adı geçtiğinde de ben de birkaç kez zikretmiştim ismini. Zaten yani bizim söylememize de gerek yok. Amerikan medyası da uzun zamandır zil çalıyordu bu konuyla ilgili. McMaster'ın gidişi bekleniyordu. Şimdi McMaster'ın gidişinin en temel sebebini soruyorsanız, İşte mesela Pompeo gelir gelmez şunu dediler, daha askeri kanada dayalı bir yönetim kuruyor Trump diye.
Türkiye'de de çok bu konuyla ilgili yorumlar oldu. Tabii Pompeo'nun askeri tarafından bahsederken şey gibi algılıyor insan birden. Hani sanki Pompeo da Genelkurmay Başkanlığı yaptı diye. Topu topu 5 senelik bir askerlik deneyim var. Yüzbaşılıktan ayrılmış. Zaten siz de çok iyi Amerika'yı bildiğiniz, orada yıllarca basını takip ettiğiniz için Amerika'da birçok kişi üniversitede burs alabilmek için zaten 5 senelik bir zorunlu olmayan bir hizmet yaparlar. Evet, orduda. O tarz bir şeydi. Yani öyle Irak'ta, İran'da, şurada burada bir görev almışlı etmişliği yok. Sadece Harvard'da hukuk. Tabii Berlin duvarında gidip gelmişliği var ileri geri. Yani görevi buydu. Şimdi fakat McMaster'a baktığınız zaman hani asker diyorlar ya, McMaster gerçek bir ciddi anlamda bir kariyer askeri. Kor generallikten ayrılmış. Yerine gelen asker değil. Diplomat, siyasetçi. Dolayısıyla bir kere biz şunu düzeltelim. İşte askeri kanada mı dönüyor? Hayır. McMaster'dan daha sert birine mi geçildi? Hayır. McMaster'ın bazı söylemleri var. Bolton'dan çok daha sert. Değişiklikleri ben tamamıyla Trump'la uyuşma uyuşmama meselesine bağlıyorum. Ki bunların hepsinin içinde de değişikliklerde bu var. Tillerson'la olan birebir atışmaları, içeride yaşananlar. Zaten birkaç hafta önce çok net bir toplantıda Trump şunu söyledi, basına da düştü. Ders verir gibi, öğretir gibi konuşmaları sıkıyor bizi, dedi McMaster için. Şimdi üslupla alakalı bir mevzu ve yerine John Bolton'u getirdi ki bu arada Flynn, yani malumunuz ilk ulusal güvenlik danışmanı, ki o da Rusya meselesinden gitmese o da muhtemelen 3 aya gidermiş zaten. Onun yerine ilk düşünülen isimlerden biriydi Bolton. Yani yeni çıkmış bir isim değil. Şimdi dediniz ki mesela Pompeo Türkiye'nin aleyhinde konuştu diye. Bana şu anki Amerikan hükümetinde bir tane Türkiye'nin aleyhinde konuşmayan birini gösteremezsiniz. Obama yönetiminde yarısı think tanklerdeyken öyleydi. Fakat göreve geldikten sonra icraatlarına bakıyorsunuz, çok ilginçtir. McMaster Türkiye ve Katar'la ilgili söylediği laf çok taze olmasına rağmen ben Tillerson'ın ayrılmasını Membiç görüşmelerinde büyük bir sıkıntı olarak görmedim ama Goldstein, yani onun yardımcısı ve bilhassa da McMaster, onu da kovdu Trump. Onu da kovdu. Ya, herkes kovuyor artık. Yani Amerikan devletinin bir devletsel tarafı Trump döneminde kalmış değil. Çok enteresan bir yapıya gidiyor. McMaster'ın rolü daha büyüktü. Bu ilişkilerin yumuşamasında. Şimdi bir kere bunu bir ele alalım. Nasıl bir değişiklik olacak Amerikan dış politikasında? Mevcut kaotik durumu en ufak bir şekilde müspet ya da menfi. Tabii müspetten ne anlarsınız, menfiden ne anlarsınız? Bu da karmaşık bir durum ama hiçbir değişiklik olmaz. Aynı kaos devam. Çünkü sistemsel bir şey yapmıyor. İdeolojik bir şey yapmıyor. Felsefi bir şey yapmıyor. Veya bir proje, plan neticesinde bu değişiklikleri yapmıyor. Ben seninle çalışmak istemiyorum de, kim var sırada? Bolton, gel sen otur diyor. Mesela size çok basit bir örnek vereyim. John Bolton İran konusunda çok sert. Ama Pompeo da sert. Ama şey de bir o kadar sert. McMaster da sert. Hatta McMaster ikisinden de sertti. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Sebep İran değil. Irak konusunda önceliği Bolton'un, benim kendi kitabımda Bolton'la uzun bir röportajım vardır. John Bolton'la. Tam 2007-2008 gibi, tam da bizim ilişkiler düzelmeye başladığında, onun da büyükelçiliği işte bitmişti tam o tarihlerde. Tam neokonların, yani yeni muhafazakar hareketin, bunu da yine neokon dendiği zaman herkes şey algılıyor. Amerika'nın en aşırı sağ. Hayır. Tam tersine bazı noktalarıyla o aşırı sağdan daha ortada bile kaldığı noktalar vardır neokonların. Çok detaya girmeye lüzum yok. Ama şu bir gerçek ki, John Bolton önceliği Irak'a veren biri. McMaster önceliği İran ve Suriye'den yana tutan biriydi. Şimdi geçtiğimiz günlerde John Bolton'a bir röportaj yapılıyor. Bakın bunlara çok dikkat etmek lazım. Fox News'te. Fox'tan ziyade daha önce şeyde bir think tank'te soru soruluyor. Biliyorsunuz hangisindeydi? CAP'teydi galiba. CAP'te çalışıyordu. O şey esnasında, mülakat esnasında diyor ki Amerika'nın Trump'ın herhangi bir şekilde YPG ve PYD'ye dair bir projesi yok diyor. Şimdi Türkiye ilişkilerine buradan bağlayacaksak birazdan, ben buradan şimdi Bolton'la birlikte ne olur derseniz ne sinyaller alıyoruz. İran konusunda bir değişiklik olur mu? Zaten herkes aynı kanaat. Hocam orada özür dilerim. PKK, YPG konusunda zaten organik bağın ötesinde bir bağ olduğunu herhalde en somut biçimde dile getiren isim oluyor. John bağla Bolton ilgili zaten bir soruyor. Sadece planımız ne diyor? Evet, ve planımız. Bunu sert bir şekilde destek verilmesini söylüyor. Bakın bu önemli. Mesela şimdi birçok noktada Amerika, tamam heyetler gidiyor zaten, destek ortada, silahlar mı, bunları geçtik de bari hani
adı konduğu zaman çok aleni bir şekilde bir proje var mı derseniz oradaki YPG, PKK, PYD'ye karşı çok net söylüyorum size, oturmuş Washington'da konuşulmuş bir proje yok. Sadece destek veriliyor. Evet. Bolton bir şey yaparsa bizim hoşumuza gitmeyecek veya gidecek. Bakın bunu illaki zıt manada söylemiyorum. Bolton'un ilk icraatlarından biri oradaki oluşumlara, oradaki gruplara karşı bir proje, bir plan oturtulmasını sağlayacak. Bakın destek zaten var. Peki, destekten bahsetmiyorum. O zaman şöyle sorayım. Yakından bildiğiniz bir isim sizin de Amerika Birleşik Devletleri'nde Brent Scowcroft. Scowcroft. Veya Zbigniew Brzezinski yanılmıyorsam. Onların etkinliği gibi bir etkinliğe sahip olacak mı başkan üzerinde ulusal güvenlik danışmanı? Trump'ın üzerinde damadı dışında şu an ve açık söylüyorum kızı dışında. Çok etkisi olan biri olduğunu hiç düşünmüyorum. Zaten şunu söylüyor kendisi. Orta Doğu'daki bütün meseleleri Jared çözer. Bu benim sözüm değil. Veya üslubu da değiştirerek söylemiyorum. Damadından söylüyor. Tabii Jared çözer, Kushner çözer. Akıllı çocuktur. O çözemezse Orta Doğu'da sorunlar çözülmez gibi bir yaklaşımla ilerliyor. Ama o da tuttu Kudüs'ü başkent ilan ederken Dışişleri Bakanı'nın falan bir haberi yok. Tabii işte oradan paha biçin işte. Yani anlatmak istediğim bu. O yüzden hani bir Scowcroft, Brzezinski. Şimdi ben Scowcroft'la uzun zaman Amerika'da bazı birliklerde birlikte çalıştık. Scowcroft çok ciddi bir adamdı. Türkiye dostudur da bu arada. Evet. Çok ciddi bir Türkiye dostudur. Scowcroft'la falan kıyaslanacak kesinlikle olmaz. Ama kalite olarak, kalibre olarak bakın demiyorum. Trump böyle bir imkan vermez. Ama burada benim en büyük soru işaretim bu YPG, PYD, PKK tarzı oluşumlarda belki işimize gelecek, belki de gelmeyecek yeni planlar olacağını size garantisini veririm. Bakın bu önemli. Çünkü şöyle de bir sözü var. Diyor ki biz burada bu gruplara destek olurken NATO müttefikimiz Türkiye için terör örgütü olduğu gerçeğini ve Marksist. Marksist. Sunucu orada araya giriyor. Evet. Ne? Şaşırıyor hatta aynen. Sunucu. Evet. Marksist bir örgütle, bu da Fox'tan. Fox'tan Marksist bir şeyle, örgütle işbirliği yapıyoruz. O sırada dediğiniz gibi sunucu araya giriyor ve Marksist mi diyor. Çünkü Amerikan geleneklerine çok normal karşılanan bir şey değil. Yani en azından öbür taraftaki kardeşlerini kastederek PKK'yı onlar öyle olduğunu iddia ediyordu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bolton bölgeye hakim. Yalnız Trump'la en büyük farklarından birini de söyleyeyim size. Bolton hala Irak dertlisi. Bolton hala Irak'ta bir şey yapılması gerektiğini düşünüyor. Hala. Fakat Trump kesinlikle ve kesinlikle bu kanaatte değil. Trump'ı Irak politikasında eleştiriyor. Yani ben size bakın bir şey söyleyeyim. Bugünün tarihini bir yere koyalım. Çünkü alıştık zaten. Bunlar sürprizle gelmiyor. Şimdi eskiden olsa bu çok büyük bir şey. Acaba olurdu. Yok canım olmaz derdik de. 14 ayda 3 ulusal güvenlik danışmanı, 2 dışişleri bakanı, 2 savunma bakanı değiştiği için. Tarihinde yok Amerika'nın. Tabii, var mı tarihinde? Andrew Jackson ki Amerika'nın ise 1800 böyle 20'ler 24'ler gibi. O tarihten sonra hiç böyle bir şey yok. Bak 1824'ler diyorum ben. Yani nereden nereye? Onun da kişisel bir sorunu vardı. John Quincy Adams'la olan kavgalarından dolayı böyle bir hadiseydi. Böyle bir şeyi biz Amerika'da 20. yüzyılda falan hiç görmedik böyle şeyler. Zaten 21'den bahsetmiyorum. 19'da da yani görülmedi. O yüzden John Bolton'da da çok uzun sürmeyecek. Uzun dediğim yani bir yıl içinde hem Pompeo'da hem Bolton'da hatta daha da önce Mattis'te de bir değişiklik olursa hiç şaşırma. Çünkü Trump değişmez bu sırada. Trump'ın değişmesi zor. Çünkü John Bolton'a dün açıklaması CNN'de uzun süre ilişki yaşadığı bir kadının çıkıp itiraflarda bulunması ve bir takım iddiaları gündeme getirmesi öncesinde yaptı ki onu kapatsın diye dendi. Ama sırada iki kadın daha var. Yani Trump'ın koltuğu Rusya konusunda avukatı çekildi biliyorsunuz bıraktı. Rusya soruşturması ile ilgili Trump'ın avukatı. Yani o görebilecek mi şimdi, Beyaz Ev'deki 4 yılını? Trump'ın ne kadar kaldı diyelim? Yaklaşık 3,5 yıl evet. gibi bir süre kaldı. Kongrede seçimler var önümüzde. 2,5 yıl. Evet. Değil mi? 1,5 yıl neredeyse bitir desek 2,5 yıl. Şu kongreyle ki inanın bana çoğunlukta olmasına rağmen cumhuriyetçiler bile artık isyan ediyor. John McCain falan yani ciddi. Duayen cumhuriyetçi tabii. Arizona yani senatörü. Yani oranın ne diyelim derin cumhuriyetçilerinden evet. diyelim. Partinin böyle demir başlarından yok artık diyor ne oluyor diyor. Ama bir yandan da kendi başkanlarını Amerika'da bir adettir bu. Kendi başkanlarını zedelememek bir sonraki seçimi riske atmamak için Trump'ı da çok böyle kontrpiyede bırakmamaya gayret ediyorlar. Ama unutmayalım ki 2 senesi bitiyor. Ne zaman bitiyor?
Kasım'da. Kasım'da ve Kasım'da ara seçimler var. Şimdi bu ara seçimde eğer Cumhuriyetçilerde ciddi anlamda Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da değişiklikler olursa, ki Trump yüzünden olursa olur. Çünkü millet şunu görüyor. Trump'ı bir şekilde dengelemesi lazım birilerinin. Bu denge olursa zaten Trump direkt lame duck diye, topal ördek diye tabir ettiğimiz vaziyete girer. Kongreden bir şey çıkaramaz. O zaman Trump'tan zaten bir şey beklenmeyeceği gibi azil sürecine girer mi? Rusya işi öyle kapalı götürülüyor ki. Rusya işiyle ilgili bir delil yarın güm diye patlarsa Trump'ın azil süreci başlar, ama bu kongreyle çok kolay bir şey olmaz. Kasım diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Tuna Şanlı bizi bekliyor hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasından sonra bu kez Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı McMaster de koltuğuna veda etti dedik. Veda ettirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın yeni güvenlik danışmanı John Bolton olacak ve Bolton özellikle İran ve Çin'e yönelik sertlik yanlısı siyasileri savunan bir isim olarak tanınır, ama Burak Küntay hocamız özellikle Irak konusunda bir hesabı var, buna daha çok odaklanacak dedi. Bakalım Washington'da yankılar nedir? TRT Haber ekibinden Tuna Şanlı bizlere. Evet Tuna, merhabalar. Burak Küntay hocamız da burada, kendisiyle Amerika'yı konuşuyoruz. Hatta Amerika'yı öğreniyorum ben. Açık açık söyleyeyim. Ama senden de çok şey öğreniyorum. Demek ki 15 yıl birazcık zayıf geçmiş orada. Ben çünkü Amerika'da silah sanayi, savaş çarklarını daha hızlı çevirtmek için lobileriyle Trump'a yeni bir ekip dayattı. O ekip de savaşçı bir ekip diyenlerdenim. Amerika Birleşik Devletleri'nde askerlerin hakimiyeti arttı dedim. Sonra somut verilerle hocam bunu birazcık taca çıkardı, offside'a çıkardı. Nedir yankılar bu görev değişikliklerine ilişkin? Fuat Kozluklu, öncelikle sana, program ekibine ve Burak Küntay hocamıza iyi yayınlar diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu son değişiklikle beraber 14 ayda 25. yetkili değişti. Kimi istifa etti, kimine Başkan Donald Trump tarafından bizzat görevine son verildi ve 3. Ulusal Güvenlik Danışmanı değişikliği Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Demokrat Parti cephesinde tedirginlikle karşılandı. Özellikle bugün ulusal televizyonların bazı programlarında buna sıklıkla yer verildi. John Bolton'un şahin bir isim olması ve özellikle İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya yönelik sert açıklamaları, sert duruşu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki süreçte uluslararası politikada yalnızlaşmaya devam edeceği düşüncesinde bazı Demokrat Partili senatörler ve onların görüşlerine yer veriliyor şu anda. Bu aslında çok da yanlış bir tespit değil. Bu düşünceleri yanlış bir düşünce de değil. Çünkü özellikle İran ve Kuzey Kore'ye askeri müdahaleyi savunan bir isim John Bolton, önleyici saldırıyla her iki ülkenin nükleer programlarından ancak vazgeçirilebileceğine inanan, diplomasinin işe yaramayacağını düşünen bir isim. Bu noktada Mayıs ayı son derece kritik. İran'la nükleer anlaşma bir kez daha Başkan Trump'ın masasına gelecek. Ve Trump şu ana kadar 3 kez istemeye istemeye uzattığı anlaşmayı bu kez anlaşmadan çekilebileceğinin sinyallerini bir önceki uzatması sırasında vermişti. Bu anlaşmadaki maddelerin değiştirilmesi, düzenlenmesi, aksi takdirde çekileceği şeklinde ve onu frenleyen kişi Rex Tillerson'dı. Şimdi Rex Tillerson yok, yerine Mike Pompeo var. McMaster de onu sınırlandırıyordu. Hatta Savunma Bakanı James Mattis de İran'la nükleer müzakerelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine uygun olduğunu belirtiyordu. Şu anda hiçbirisi, yani James Mattis var tabii ki ama McMaster da yok. John Bolton İran karşıtı, Mike Pompeo aynı şekilde. Dolayısıyla Mayıs ayı bu açıdan önemli. Bakalım nükleer anlaşmadan çekilecek mi? Burada yapılan yorumlar çekilmesinin yüksek ihtimal olduğu şeklinde ve özellikle John Bolton'ın döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının yerleşik olduğu, değişmeyeceği ancak söylemlerin sertleşeceği ve küçük bazı dış politika hamlelerinde de sertlik yanlısı tavırların görülebileceği yorumları yapılıyor. Donald Trump'ın özellikle bu kısım çok çarpıcı, iç politikayı olduğu gibi, iç politikada olduğu gibi dış politikada da söz sahibi olmaya çalıştığı ve bu nedenle yakın çevresinde kendisi gibi düşünen insanlarla donatmaya başladığı yorumları yapılıyor. Ve dış politikada da önümüzdeki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı seslerin çıkmayacağı, en azından Mike Pompeo ve John Bolton'la birlikte daha sert söylemlere sahip bir dış politika anlayışında olacağı, en azından tek bir ses çıkaracağı yorumları yapılıyor burada. Ve Cumhuriyetçi kanadın hiçbir zaman siyasetçi olmamasına karşın Cumhuriyetçi yönetimlerin şahin ismi
Ronald Reagan döneminden bu yana çok önemli pozisyonlarda bulunmuş bir isim John Bolton. George Bush döneminde Birleşmiş Milletler Büyükelçisiydi ki o dönemde Kuzey Kore ile nükleer müzakereler, İran nükleer müzakerelerinde bilfiil zaten açıklamaları yapan da kendisiydi. Kuzey Kore ile ilgili özellikle. Önümüzdeki süreçte özellikle İran özelinde, Rusya özelinde olmak üzere çok daha sert bir tutum takınacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılan yorumlarda bu yönde. Evet. Türkiye'yi neden ilgilendiriyor John Bolton? Kısaca ondan da bahsedelim. Terör örgütü YPG'nin silahlandırılma politikasına karşı çıkıyor. Çok değil, daha bir hafta 10 gün kadar önce burada Fox televizyonuna bir demeç verdi John Bolton ve terör örgütü YPG'nin silahlandırılmasının, yani kendi ifadesiyle söylemek gerekirse Suriyeli Kürtlerin silahlandırılmasının Obama döneminin yetersiz bir stratejisinin ürünü olduğunu belirterek Trump'ın da bu stratejiye devam ettiğini ve bunun yanlış olduğunu vurguladı ve aynı şu cümleyi kurdu. Bizim yeteri kadar anlamadığımız şey, sahada yardım ettiğimiz Suriyeli Kürt grupların Türkiye'nin hali hazırda savaşmakta olduğu Marksist PKK ile müttefik olduğu dur şeklinde bir cümle de kullandı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu sahada Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG ile ortaklığının bitmesi anlamına mı geliyor? Hayır. Kısa vadede bu politikaları terör CENTCOM yaptığı için, CENTCOM Merkez Kuvvetler Komutanı General Wattle planladığı için bu kısa vadede bitmeyecek. Ama John Bolton ve Mike Pompeo, tabii asker kökenli Mike Pompeo'nun da önümüzdeki süreçte Türkiye ile sıcak temas kurulması halinde biraz daha belki Pentagon'u ikna etme konusunda etkili olabileceği de burada yapılan yorumlar arasında, ama kısa vadede bir değişim beklenmiyor Suriye politikalarıyla ilgili. Son olarak gerek Beyaz Ev'den, ki Beyaz Ev'den bir açıklama yapılmadı, buna çok itina gösterdiler yanlış hatırlamıyorsam Afrin konusunda, imtinalı davrandılar, topu hep Dışişleri Bakanlığı'na, Pentagon'a bıraktılar. Söylem farkı vardı. Özellikle de Münbiç konusunda daha farklı ifadeler dile getiriliyor Dışişleri Bakanlığı'nda. Pentagon'da ise sessizlik ya da savuşturma gibi. Dün mesela dikkatimi çeken bir konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la telefon görüşmesi yaptığı dakikalarda Münbiç'te terör örgütü militanlarıyla Amerikan askerleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı yetkililerin Münbiç sokaklarında dolaştığını, kameralara poz verdiğini, esnafla sohbet edip meyve suyu falan içtiğini gördük. Bu ne anlama, bunu nasıl okumak lazım? Burak Güntay hocamıza da soracağım. Kısaca sana da rica edeyim. Fuat Kozluklu, bu aslında uzun süredir verilen bir fotoğrafın son karesi dememiz gerekiyor. Yani fotoğraflar silsilesinin son karesi bu. Daha önce Brett McGurk'ün de, General Wattle'ın da, çeşitli Amerikalı komutanların da Rakka'da olsun, başka Suriye'nin kuzeyindeki yerlerde olsun terör örgütü elebaşlarıyla çekilmiş görüntüleri, videoları, fotoğrafları var ve bunu yayınlamaktan imtina etmemek şöyle dursun, bunu açık açık da ilan ediyorlar bir yandan da. Yani özellikle geçtiğimiz Mayıs ayının sonuydu yanlış hatırlamıyorsam, yine aynı bölgede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı araçların terör örgütü YPG'ye kol kanat kerdiğinin videosu yayınlandı ve bu videoyu bizzat servis eden de aslında o bölgede Amerika Birleşik Devletleri komutanlarının da bilgisi dahilinde terör örgütü YPG yetkilileriydi. Dolayısıyla bundan geri durmuyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bu ortaklığın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ısrarla vurguluyor Amerika Birleşik Devletleri. Hala politikaları CENTCOM, Merkez Kuvvetler Komutanlığı yapıyor ve tabii komutan Wattle yapıyor ve onlar da ısrarla hem Senato İstihbarat Komitesi'ndeki Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında, hem basına verdikleri briefinglerde, hem de bu tarz fotoğraflar ve görüntülerle açık açık ilan ediyorlar terör örgütü YPG ile ortaklıklarının devam edeceğini, kısa vadede, en azından orta vadede bu ortaklığın son bulmayacağının sinyalleri olarak da yorumlamamız gerekiyor bunu. Evet, onlar sinyal vermeye devam etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararlılık içeren ifadelerle defaten dile getirdi. Bugün de dile getirdi. Bundan sonra da dile gelecek. Münbiç'te kararlı bir Türkiye var. Bakalım Amerikalılar ne diyecek ya da demeye devam edecek. Tuna Şanlı, çok teşekkürler. Tuna'nın anlattıklarından devam edersek. Yani sanki Türkiye konusunda aslında birkaç gündür gelen haberler
İyiye gideriz herhalde. Bazı şeyleri aşıyoruz gibi işte Washington'da Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında PKK'lılara müdahale eden korumalar var. PKK'lıların saldırısı üzerine. Onlarla ilgili bir yargı sürecini başlatmışlardı ki korumalardan ikisi o sırada Washington DC'de bile değiller. Başka eyaletlerdeler. Onunla ilgili bir geri adım adeta yargı sürecinde. Öte yandan dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi kanadında kabul edildi bütçe tasarısı ki 1,3 trilyon dolarlık büyük bir rakam ve bunun yarıya yakını savaş sanayi için, savunma sanayi için 600 küsur milyar doları. Biz o yasa tasarısının kabulü sürecinde gördük ki Türkiye aleyhine yaptırım maddeleri içeren paragraf atıldı oylama öncesinde. Çıkartıldı ki önemliydi, şahit geçseydi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Türkiye'deki tutuklu Amerikan vatandaşları nedeniyle Türk yetkililere ülkeye giriş yasağı koyabileceklerdi. Bundan da geri adım atıldı. Bunlar hepsi şey yani olumluya gidiyor. Bir kriz vardı ama o aşılıyor gibi algılandı. Bir de Patriot'larla ilgili masaya oturuldu yeniden. Patriot pazarlığı. S-400'lerin yanı sıra. Şimdi bunlara başlamadan bir aklıma bir şey geldi Sayın Şanlı'yı gördüğüm zaman. Sizin programa bağlandığımızda yaklaşık bir ay evvel daha 19'lardaydı Trump'ın kovdukları listesi. Ne kadar çabuk 25'leri bulmuşuz diye Beyaz Saray'ın önden bağlandığımızda Washington'dan 18-19'daydı. Bolton'da bıyıklı olan tek herhalde değil mi kabinede? Yalnız Bolton'un bıyıkları en önemli simgedir. Bütün karikatürlerde fırça gibi falan, tabii çok önemlidir. Ama tek dediğim kişi. Gibi Trump onu kestirir mi bilmiyorum. Doğru. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Bakın. Türkiye ile ilgili siz bunu çok net yaşadınız yıllarca. Gidin bir Dışişleri Bakanlığı mensubuna, Pentagon'dan, Pentagon çok karışmaz bu noktalara ama Beyaz Saray'dan birine sorun. Ne derler? Türkiye'de basın özgürlüğü. Hemen eleştiri yapacağı zaman işte Amerika'da bu aralar için konuşuyorum. Korumalar meselesi. Yani hep bizde kabahat. Hiç, yani hep bütün hataları biz yapıyoruz. Hiç karşı tarafta bir sıkıntı yok. İşte şudur, budur, daha ne var meseleler işte Afrin'e girişimiz. YPG, PYD gibi Amerika'nın dostlarına, ahbaplarına işte bizim şeyimiz taarruz hep böyle eleştiri alırız. Rakka ile Musul karşılaştırdığınızda oraları yerle bir etmiş bir Amerika Birleşik Devletleri var. Afrin ayakta. Bütün kabahat bizde. Sivil hayatın yeniden dinamize edilmesi için yoğun bir çaba. Aynen. Ve dış basını da alıyor yanına şey Türkiye. Bu arada buna rağmen ama demokrasi vesaire evet. Vesaire. Siz hiç Amerikan basınında Suudi Arabistan'daki özgürlükler, Suudi Arabistan'daki Katar'ı bloke etmesi ki Katar Amerika'nın en önemli müttefiklerinden bir tanesi. Oraya eğitim yatırımlarından tutun, orduya kadar askeri para akıtıyor evet. Ciddi anlamda. Veya ne bileyim kadın hakları, basın, özgürlük, din hürriyeti gibi hiçbir eleştiri duydunuz mu? Hayır. Evet. Çünkü bu hani dediniz ya maddeler çıktı etti. Bunların hepsi o konuda bu konuda YPG, PYD'de aslında şak diye çözülür. Eskisi gibi savunma sanayine, Amerikan savunma sanayine para akıtsın Türkiye. Şimdi işte Süleyman Bey'in tabiriyle turbun büyüğü heybenin dibinde. Önümüzdeki hafta benim işte burada olduğum için katılamıyorum ama bildiğim en az 3-4 tane Türkiye'nin S-400 alımlarıyla ilgili ciddi Washington'da toplantılar var. Kongre üyeleri bazı toplantılara katılıyor, think tanklerde. Yani bu konuyu ciddi anlamda öğrenme niyetindeler. Türk-Amerikan ilişkilerinde bu bahsettiğimiz hiçbir şey kırılma noktası olmaz. S-400 işini bir kenara koyuyorum. Bunların hepsi öyle ya da böyle bir aşamada pazarlıklar neticesinde çözülür. Mesela bakın, yanlış söylemeyeyim rakamı ama Noert'in yalancısıyım. 7 milyar dolar diye tweet atmıştı herhalde Boeing. Yani evet. Bizim Türk Hava Yolları'nın evet. Alımı değil mi? 7 milyar evet, dolarlık. İki hafta önce. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir sözcü bunu Türk-Amerikan ilişkilerinin ne kadar iyi noktaya gittiğini göstermek için tam da zamanlaması Tillerson ziyaretinin sonrasıydı. Böyle bir açıklama yaptı. Çok güzel gelişmeler vardı. Bunların hiçbirinin ne Pompeo ile ne McMaster'ın gidişi var. Bunlarla alakası yok. Buradaki meseleler Talks, yarın da çözülür, öbür gün de çözülür. Yani çözülür. Amerika bir bakmışsınız Membiç'ten gitmiş. Ha, yalnız Amerika'nın Membiç'ten gitme hadisesinin de altını çizelim. Türkiye ile Membiç ile Amerika'ya siz bugün Trump yönetimine sorsanız senin ne işin var Membiç'te diye. Tek bir cevabı olur ki öyle zaten. Rusya'yı dengelemek. Bakış açıları o.
Şimdi biz tabii çok farklı şeyler duymak istiyoruz. Çünkü kulağa bu hoş gelmiyor. Duygusal tarafımız da. Tabii yani kulağa ne işte şunu yapmak istiyor, bölmek istiyor. Ya adamın tek bir söylemi var. Gerçekten de kafa böyle işliyor. Rusya orada ya. Rusya bir yerdeyse sen de gideceksin orada duracaksın karşısında. Niye? Dengeleme politikası. Bir gerekçe bulursun. Tabii kafa o yani. Bu önemli. DAEŞ diyorsun. DAEŞ kalmadı ya. Hala DAEŞ'le mücadeleye sekte vuruyorsunuz diyorlar bizim Afrin operasyonumuza. PKK etli butlu kanlı canlı ortalıkta. DAEŞ nerede? Gördük mü DAEŞ son dönemlerde? Yok. Ama yani bizim girmemizin sebebi var. Hem de ciddi ciddi sebebi var. Uluslararası hukuk artık Allah'a emanet ama yani en azından dayandıracaksak bizim sebebimiz var. Evet. Meşru. Hem hukuken meşru, hem vicdanen meşru, hem ulusal güvenlik açısından meşru. Öbür tarafa baktığınız zaman hani DAEŞ'le mücadele. DAEŞ'le yapılan son Amerikan mücadelesi mi söyleyeyim bana son bir iki ay içinde? Yok ortada DAEŞ. Neyse. Anlatmak istediğim şu. Bu süreç Membiç noktasında da, diğer noktalarda da bir şekilde çözüme ulaşabilir. Biraz sonraya bırakmak kaydıyla S-400'ü. Şimdi şuraya koyuyorum. Ha. Peki Afrin operasyonuna geldiğimizde bu aslında hiç öyle. Bazen bunu şey yapanlar oluyor maalesef. İşte bölge çok büyük bir bölge değil. Şöyle değil, böyle değil diye. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Suriye'nin %2'si. İkisi olsun, 32'si olsun mesele o değil. Mesele ne biliyor musunuz? Türkiye dedi ki bak kardeşim. Buradan bana terör saldırısı var. Benim de topraklarım var ve bu topraklara gelecek ulusal güvenlik tehditin ben önlemimi alırım. Tabii alırsın alırsın dedi herkes. Türkiye aldı. Girdi ve aldı. Membiç, yalnız şunu da söyleyeyim. Membiç sadece askeri başarı dersek biraz bir ayağını eksik bırakmış oluruz. Diplomatik. Membiç iki ayağı daha var. Bir, Allah razı olsun orada canıyla, kanıyla kendini hem feda eden hem de her dakika orada memleketimizin başını dik tutan Mehmetçiğimize askeri büyük bir başarıdır. Bir kenara koyuyoruz. İki, zamanlama olarak birbirini yiyen ülkelerin arasında doğru taşları oynayarak müthiş bir stratejik ve diplomatik başarıdır. Yani üç ayaklı zamanlamaya da dayalı bir başarıdır. Çünkü yapılamaz denen, girilemez denen bir yere girmek psikolojik olarak karşı tarafta şimdi Membiç noktası şöyle bir şey yarattı. Ya bunlar gelir gelir. Şimdi mesela Sincar ki bence açık bir şey konuşalım. Eğer söylüyorsak bizim önceliğimiz neresi olmalı diye ben Membiç'ten de önce Sincar. Türkiye'nin önceliğinin Kuzey Irak, Sincar olması gerektiği kanaatinde. Ki orada hareket başladı aslında. Zaten 15-20 kilometre girilmeye başlandı. Dün haberleri gelmeye başladı. Ama niye? Biz niye girdik buraya? Bize ne Suriye'deki oradaki çatışmalardan diyebilir miyiz? Bir kere insanlar ölüyor. Onlar da bizim komşumuz diyemeyiz. Ama sırf sebep bu değil. Bizim girme sebebimiz burası terörist kovalama, terörist yakalama, bizim ulusal güvenlik meselemiz. Bunun kadar önemli en az, hatta daha önemli Sincar'da var. Türkiye'nin şimdi bakış açısı uluslararası anlamda şu ya, bunlar buraya girdiyse, şimdi Membiç'ten mi gelirler, Sincar'dan mı gelirler, nereden gelirler belli değil diye, Türkiye'nin artık sahada yapabilirliğinin test edilmeyeceği, güçlü olduğunun bir göstergesi. Bu büyük bir... Üç ayağı da başarıya ulaşmış psikolojik de bir zafer. Membiç'i bırakacaklar gibi geliyor bana karşı. Membiç'i de bırakabilir. Ya ama mühim olan bu. Türkiye ama Fırat'ın doğusu. Burada bir şey koydu ortaya. Bence en doğudan işte anlatmak istediğim o Sincar önemli. Benim için yani Membiç'ten de öncelik Kuzey Irak. Çünkü bunun beslendiği yer gerçekten oralar. Bu terörle mücadele noktasında artık kanımızla canımızla her türlü mücadeleyi veriyoruz. Kamışlı var, Kobani var. Nereler var? Yani Türkiye'nin ciddiyetinin anlaşılması lazım. Ha yalnız tekrar altını çiziyorum. Hani oraya girdik, buraya girdik, girelim diyoruz ya. Bunlar böyle kolay da değil. Bunların arkasında büyük bir stratejik ve diplomatik de görüşmeler var. O yüzden bunu asla tek askeri başarı olarak görmemek lazım. Diplomatik ve stratejik bir üçgenin neticesinde Türkiye'yi muazzam derecede psikolojik bir üstün duruma getirmiştir. S-400. S-400 şimdi. Bir defa bu savunma amaçlı bir füze. Saldırı amaçlı değil. Niye Türkiye'nin kendisini savunma noktasında bu kadar ki altında para çıkıyor ortaya? Hiç buna bakmazlar. Bir, kimden mal alıyorsun, ne kadar para veriyorsun? Hesabın birinci noktası bu. İki, bunu alıyorsan NATO sistemlerinin dışına çıkmaya yönelik bir acaba meyil mi var? Bugün şaka maka dün bir heyet geldi, Katarlı bir heyet. Üniversitede bir sohbet ettik. Akademisyenler bazıları Amerika'da eğitim almış. Orayı da iyi bilen akademisyenler. Mesela ben bugün Katar'ın diplomasisine hayranım. Yukarıda İran idare ediyor.
Suudi Arabistan bloke etmiş. Suudi Arabistan'ın en büyük müttefiki Amerika. Bir yandan Amerika ile ilişkileri iyi tutuyor. Amerika Suudi Arabistan'ı bloke ediyor. Bunlar İran'la da münasebetleri devam ettirirken. Yani artık bölgede öyle taş attığın zaman tek bir yere düşmüyor. Dalgalanmaları 50 tane noktaya gidiyor. O yüzden bu saatten sonra S-400 işinin bize verdiği kozun, bize verdiği yaptırımın, bize verdiği elimizde bir hakkın dışında yanına doğru açılan dalgasal etkileri de var. Ha, bunların tahlilini yapabilmek ne sizin ne benim bilgimiz dahilinde olabilir. Çünkü elimizde bu istihbarati bilgiler yok. Ama şu bir gerçek ki bu ilişkilere bakarken Membiç'e kilitlenip kalırsak olmaz. Bunlara bakarken Amerika'daki işte Trump yönetiminde McMaster geldi. Çünkü bunları çok duyuyorum. Pompeo geldi artık sert Amerika. McMaster gitti bilmem işte şöyle Amerika. Öyle olmuyor. Artık Amerikan dış politikasını değerlendirirken bir kere bir mantık aramayacağız. En azından Trump döneminin sonuna kadar. Günlük ve daha önemlisi Türkiye'nin Amerika ile stratejilerini belirlerken gerçekten anlık hareketlere anlık tepki verdiğimiz ve sadece Amerika ekseninde olmayan, Rusya ekseninde de olan bir dengeyi gözeteceğiz. Yalnız şunu değerli izleyicilerimiz açısından da önemli bir hatırlatma olarak, hepsinin zaten bildiğinden şüphem yok ama ortaya bir kez daha koymak istiyorum. Bakın bütün bu gelenler gidenler oluyor ya, bütün bu 25 dedik, bu arada hep biz şeye konsantre oluyoruz, gidenlere. Bir de geldiği günden beri atanamayan pozisyonlar var. En az bir yani kabinenin atanması gereken üst düzey noktalarda %10'a yakın hiç atanmamış. Dışişleri Bakanlığı'nda 100'ü aşkın büyükelçi atayamadılar. Türkiye büyükelçisi yok. Yani Amerikalıların. Bunları hiç konuşmuyoruz. Asıl burada sıkıntılar var. Yani atanmayanlar da var, atanamayanlar var. Şimdi dolayısıyla Amerikan devletinde benim hiç görmediğim, hiç şahit olmadığım bir kilitlenme de mevzubayız. Burada değişmeyen bir tek şey var yalnız bu yönetimde. Yönetimin içindeki hemen hemen herkesi bir kenara aldığımızda İran. İran'a daha sert müdahale yapılması bir kişi hariç, iki kişi hariç, üç kişi hariç. Kimdi bunlar biliyor musunuz? Bir, Tillerson. İki, Matisse ki çok önemli bunlar. Çünkü Matisse orada komutanlık da yaptığı için sahayı da biliyor. Hani Şahin Mayın derler. Matisse, biraz ben şeye de benzetirim Matisse'i. Biraz önce konuştum, Scorecroft'a da benzetirim. Yani aklı selim bir adamdır Matisse. Matisse ve önemli isimdir bu, McMaster. Şimdi McMaster, bu arada İran'la İran'ı sevdiğinden bahsetmiyorum. O da İran'a mümkün olsa boğacak eliyle. Ama en azından şimdilik Amerikan dış politikası açısından idare edilebilir diyordu. Bunlardan ikisi gitti. Şimdi tek görevde olan Pompeo. Matisse. Sizinle birkaç hafta sonra belki burada Matisse'in gidişini, ki çok büyük sürpriz olur gibi geliyor şu an herkese ama Matisse'le İran konusundaki tezatlığı ve tezatlıktan kaynaklanan önce gerginliği, sonra çekişmeyi, sonra da belki görevden almadan ziyade Matisse'in istifasını bile konuşabiliriz. Dümdüz sorayım. İran'la savaş. Olmaz. Ne yapacaklar? Eski günlere mi dönecek? Daha ambargonun... Muhtemelen. Niye olmayacağını da söyleyeyim. İran'la savaşı Obama yapabilirdi. Hani yapardı anlamını da söylemiyorum. Öyle bir niyeti vardı da söylemiyorum. Obama hiç istemiyordu da. En azından Amerikan devletinin nasıl yönetildiği ortadaydı. Obama diye bir adam var. Talimat veriyor ve oluyor. Bush yapabilirdi. Reagan yapabilirdi. Carter bile yapabilirdi. Baba Bush yapabilirdi. Yalnız Trump, diyorum ya %10'unu 15'ini atamadığımız noktalar. Devlet hakimiyeti çok zayıf. Şimdi burada İran'la savaş demek, yani çok açık söyleyeyim, bir Irak operasyonu değildir İran'la savaşmak. İran'la savaş çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Vietnam'dan beter eder Amerika'yı. Ne Vietnam'ı? Amerika Birleşik Devletleri tarihinde yaşamadığı, İkinci Dünya Savaşı dahil, yaşamadığı bir şey olur. Yani İran'la öyle savaş kolay iş değildir. Dolayısıyla ben hiçbir şekilde, yani çok net söylüyorum, ihtimal vermiyorum. İşte göstermelik bombalar, şunlar bunları kastetmiyorum. Ama sizin dediğiniz en yakın olasılıktır. Bu anlaşmayı yırtıp atıp ciddi ultimatom vermek, ambargolar kullanmak. Ama bu bile bazı şeyleri sarsar ki şunu unutmayın. Amerika bu üslubuyla Çin'i, şu an Çin'le çok ciddi bir nükleer savaş yaşıyor Amerika. Belki nükleer silah kullanılmıyor ama. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebi sayılabilecek bir zemine kayıyor adeta. 50 milyar dolar mıydı? 50 milyar dolardı değil mi? Ek vergi 60. Evet, 60. 60. Sırf evet. Çin'e olan evet, ek vergiden bahsediyor. Evet. 60 milyar dolar. Çin, şimdi baktım Çin'in açıklamalarına, daha aklı selim Çin. Çin diyor ki biz kesinlikle ticaret savaşı istemiyoruz. Ama gerekirse
Bunu yaparız. Biz sadece 3 milyar dolarlık bir şey koyuyoruz Amerika'ya. Ama kısa zamanda alüminyum ve çelik noktasında biz de vergilendireceğiz %25'e yakın. Ama hakkımızı Dünya Ticaret Örgütü'nde arayacağız gibi söylemler var. Ama şimdi bakın, Çin'le boğuşmaya kalkıyorsunuz. Amerika'yı herhalde 1. ve 2. Dünya Savaşı arasında bile ekonomik olarak görmediğimiz, bir tek George Washington döneminde o izolasyonist diye tabir ettiğimiz 8 yıllık politika dışında Amerika'yı neredeyse bu yüzyıla hiç uymayacak şekilde içeri üretime dayandıran ve kapamaya, mesela Reagan büyük bir cumhuriyetçiydi, en büyük açılımları Reagan yapmıştır ekonomik olarak. Süremiz bitiyor hocam. 1.3 trilyon dolarlık, 3 trilyon dolarlık harcama etkisi verdiler bütçede. Bunun yarısından daha fazlası, 695 milyar doları savunma sanayi. Hep öyledir ama. Yani 3 aşağı 5 yukarı, hep artarak devam eder, hep öyledir. Zaten buradan yani bir savaş tamtamı yok. Ondan olmaz. Yani şimdi benim geçen gün bununla ilgili bir konuşmamda da rakamları vermiştim. Amerika'nın son böyle 20 yıllık bütçesine bakın. Hep tık 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 artarak gider. Diğerlerine oranla, yani diğer bakanlıklara, diğer noktalara harcanan bütçeye göre de her zaman savunma noktasında fazlalığı vardır. Bu da gayet normaldir ama şunu da unutmamak lazım. Bu savunma dediğimiz hadise sadece işte orada üst kuracağım, burada üst kuracağım değil. Savunma harcamaları. Bu harcamayı yapıyor. Bir yandan da Suudi Arabistan'a gidiyor, bilmem kaç tane top tüfek satıyor, hop onun yarısı geri geliyor. Yarısı olmasa da miktarı geliyor. Yani bunu biraz teknolojiyi iyileştirmek olarak da algılamak lazım. Peki, son cümlemiz, Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme sürecine evriliyoruz mu yoksa? Türk-Amerika ilişkileri hiçbir zaman bir günde kötüleşmez, hiçbir zaman bir günde iyileşmez. Trendler inişte çıkıştadır. Nasıl geldiysek son bir senede o gidişatta devam ederiz. Buradaki her şey için kritik nokta Kasım ayının salısıdır. O salı yapılacak kongre seçimleri, Türk-Amerikan ilişkilerinde benden değişim istiyorsanız, bizim Manbij operasyon yapmamız ya da yapmamamız değil. Bizim S-400'leri almamız önemli ama hemen arkasından değil. Kasım Amerikan seçimleri sadece Türkiye ile değil, Amerika'nın dünya ile olan ilişkilerinde, iç politikasında da dönüm noktası olacak. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doçent Doktor Burak Küntay. İyi hafta sonları diliyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katkınızdan dolayı. Saatler 23.58'i gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam edecek.